Arkadaşlar, şu an biz Atatürk Köşkü'ne girdik. Kısaca bir bilgi vereyim. İçeride çekim yapmak yasak. Pazartesi günleri hariç her gün gelebiliyorsunuz. Sabah 9 ve akşam 5 arasına kadar. Şurada küçük bir tane havuz var zaten. Orada fotoğraf çekebiliyorsunuz ama içeride fotoğraf çekmek yasak. Kısa bir anlatımdan sonra içerideki odaları falan gezebiliyorsunuz. Çok güzeldi. Atatürk'ün çalışma odasını ayrı görmek, yatak odasını ayrı görmek, manevi kızlarının bazılarının odası vardı. Mesela şey çok güzeldi. Sabiha Gökçen'in odası çok güzeldi. Çok mütevazi. Bir de banyolar falan, böyle tavanlar, her şey böyle bembeyazdı. Çok çok güzeldi. Yolu düşen varsa gelebilir. Şu an orada da gelinle damat fotoğraf çekiyorlar. Bu orada alan çok güzel bir alan var ama termal havuza geldiğimiz için kaçırmayalım dedik. Atatürk'ün köşkü hemen zaten şurada yukarıda kalıyor. Çok güzeldi. Yani yolu düşenler olursa mutlaka mutlaka gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi içeride çekim yasak. Pazartesi hariç. Sabah 9'da akşam 5 arasına kadar gelebiliyorsunuz. Tam 10 TL. Öğrenciler 5 TL. Tabii turistlere gene tam 20 lira yapmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar tam olarak bilmiyorum. Biz şimdi erkek kardeşimle birlikte babaannemi alacağız. Ondan sonra hemen oza gideceğiz. Hüseyin, nasıldı? İçerisinden biraz bahsetsene. Güzel yerdi ya. Tavsiye ediyorum. Gelin. Atatürk'ün evini görmüş. Sabiha Gökçen'in odası nasıldı ama? Çok güzeldi. Doktor çok kızının... Şıklı. Evet, çok şıktı. Doktor kızının odası da çok güzeldi. Şimdi öyle elimden geldiği kadar kısa kısa kesit yapacağım. Muhtemelen de bunu başlık olarak koyacağım. Daha sonradan böyle karma çektiğim videolar var. Onları atarım. Yalova'dayız biz şu an. Orhan Gazi tarafındayız. Babaannem bekliyor çay bahçesinde. Onu alacağız. Ondan sonra burada da bir termal havuzu var. Oraya geçeceğiz. Yani küçük güzel pansiyonlar da var. Geniş çaplı büyük oteller de var. Mesela orada da kalabiliyorsunuz ama onların fiyatları tabii değişiyor. Fiyatla ilgili bilgiyi de en sonunda falan bahsederim zaten. Şimdi biz termal havuza bir gidelim. Evet. Şu an yemek yemek için oturduk. Hadi kahvaltı. Tam da seni çekiyorum. Ama ne bileyim lan, fark etmedim. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar, kesimiz devam ediyor. Ben direkt olaslama konuya daldım. Aşağıdan geliyoruz. Müthiş bir yer. Dışarıyı çekeceğim arkadaşlar. Orhan Gazi'ye buraya gelenler Saray Otel'e mutlaka gelsinler. Çok çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi dışarı çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz arkadaşlar. Tabii ben kendim tutamayıp küçük birkaç alışveriş de yapabilirim. Bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Çıkalım. Memnuniyetinizi alalım. Güzel. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim ama gerçekten tertemiz ve çok güzel. Şimdi biz gidiyoruz. Arkadaşlar, ben gene hızımı alamadım. Alışveriş yaptım ama kitap değil, başka bir şey. Belki sonradan videoda gösteririm. Ve yeni arkadaşlar demeye, çok çok demeye başladım. Umarım onu bir süre kesebilirim. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Atatürk Köşkü'ne giriş yapıyoruz.
Başladım zaten. Arkadaşlar. Para ödüyorsun. Sonra orada bir daha mı? Yok, bütün gün o, bu arabanın park ücreti. İçeriği zaten size göstereceğim. Alan bu şekilde, yeşillikler falan var. Bir şey ilerisi hemen ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şu an Atatürk'ün köşkünün olduğu yere çıkacağız. Evet arkadaşlar, biz şimdi sudan da çıktık yine her zamanki gibi arkadaşlar. Bir giriş yaptım. Babaannem de burada. O erkenden soyundu, giyindi. Ben bir son atlamamı yaptım suya. Şimdi hep birlikte arabamıza binip kaldığımız yere gidiyoruz. Yerimizi değiştirmiştik gerçi de. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce başka bir yere gitmiştik. Oradan çıktık. Şimdi başka bir yere giriş yaptık. Çünkü ilk gittiğimiz yerin fiyatı biraz daha yüksekti. Ben otellerle ilgili fiyatı sanırım videonun sonuna falan eklerim. Fiyatlar, tutarlar, neresi daha iyi, neresi daha makul. Yani onunla ilgili bir video çekerim. Şu an başka pansiyona gidiyoruz çünkü. Gittiğimiz pansiyona, farklı bir pansiyona. Bu arada dediğim gibi Atatürk Köşkü'nde video çekemiyoruz. Ay ben süreci yazacaktım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, hemen arkadaşlar olarak başladım. Şöyle de göstereyim. Küçük farklı bir pansiyon var. Biraz onun da videosunu çekeceğim. Onun gecesi 250 lira arkadaşlar. Diğeri biraz daha içerikli olduğu için daha pahalıydı. Hani şeye göre değişiyor işte. Verdiği hizmet durumuna göre değişiyor. Ama burası da çok güzel. Şimdi yanında yemek yemeye gideceğiz. Çok kararmadan da küçük bir çekim yapayım dedim size. Burasının diğer pansiyonlardan farkı küvetinin büyük olması. Tercihimiz de o yüzdendi zaten. Şimdi böyle bir etrafı küçük çekeceğim. Gitmiş olayım, kısa olsun. Balkon da var bu arada. Böyle küçük bir pansiyon. Şöyle tuvalet falan. Küvetinden dolayı ışın açayım aslında. Şöyle büyük olduğundan dolayı tercih ettik. Çoğu pansiyonlarda yok arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Bu şekilde küçük de bir televizyon var. Dolap yerleri var. Yerleştirebileceğiniz küçük de bir buzdolabı yeri var. Şimdi ben yemek yemeye gidiyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, ben yine arkadaşlarla bir giriş yaptım. Şimdi böyle bir mekana geldik. Hüseyin bizi bir yere getirdi. Aha. Güzel bir yere benziyor. Bakacağız. Daha sonra çıkınca eleştirisini yapacağım artık. Yol üzerinde arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ama burası mekan olmaz ki böyle Hüseyin. Nasıl olmaz? Genç işi mekan. Biz biraz daha görüntüsü güzel bir yeri arıyoruz. Hani böyle karşısı böyle gölet gibi böyle manzaralı bir yer olsun diye. Bakacağız, göreceğiz. Hüseyin nereye seçecek bilmiyorum. Gelecek biz, girecek biz, onu da kararsızım. Bekliyoruz. Burada çok fazla mekan bulamıyorsunuz ayrıca, onu da baştan söylemiş olayım. Mekanlar da pahalı. Pahalı. Burası da sahili arkadaşlar, Yalova'nın. İzmir'in kordon boyu gibi böyle oraya kadar gidiyor. Yelkenler var o tarafta da. Merhabalar. Gerçi bugün bitmedi, saat 7.30 falan ama ben bu videoyu bugünlük burada bitireceğim. Yarın da geri dönüş videosu olarak bir şeyler çekerim. Bugün büyüklerim, yarın büyüklerim bilmiyorum. Bundan sonra da bir kitap yorumu atmayı planlıyorum. Geziden sonra. En tatlı
En Tatlı Takıntı kitap olması lazım. Evet, onu bitirmeye çalışıyorum. Bugün bayağı bir mayıştık, çok gezdik, çok yorulduk. Ama benim hala tabii biraz enerjim var ama tabii ben gene olsa gene gezerim. Ama şu an oturuyoruz. Erkek kardeşimle babaannemle balkondalar. Bugünlük bu kadar. Kısa, böyle karışık, bir oradan bir buradan bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Benim paylaşacağım şu anlık bu kadar. Farklı bir pansiyondayız. Bir de evet otel fiyatlarını size söyleyecektim. Şimdi kaldığım otelde arkadaşlar bir günlüğünü 250 TL olarak, ki zaten videonun arasında zaten kartını falan şeyini gösterdim ben otelin ismi olarak. Şu an aklımda bile değil. Kaldığımız diğer otelde arkadaşlar Saray Oteli'ydi. Şöyle söyleyeyim, hani içerisindeki böyle işte spa olsun, havuzu falan olsun, içerisinde bunlar girdikleri zaman fiyatlar tabii ki de değişiyor. Biz gece 850 liraya kaldık. Bir oda 850 TL oluyor. Şu an erkek kardeşimle babaannemi de bir göstereyim diyeceğim ama şu an sohbet ediyorlardır. Sonra gösteririm. Başka bir videoda. Onun dışında arkadaşlar tabii ki de mesela bizim kaldığımız otelde de böyle küveti var. Jacuzzi olarak kullanabiliyorsunuz. Videonun çıkısınlarını zaten göstermiştim. Diğerlerinde böyle bir olasılık yok. Yani her biri bir diğerine göre daha farklı şeyler veriyor. Mesela burada yemekleri kendiniz dışarıdan alıyorsunuz. Ama diğer yerlerde mutfak tarzı gibi böyle alanları da var. Yani biri diğerine göre biraz daha farklı. Ama tabii otellerin içi her yer tertemiz. Çok da güzel bakıyorlar. Onda da bir sıkıntı yok. Hepsini tek tek teftiş ettim. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken keyif alırsınız. Sonuna kadar izlenir mi onu da bilmiyorum. Benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.